Herkese merhabalar. Canlarım canım arkadaşlar. Biz Koryoz'un okul işini halletmek için dışarı çıktık. Bir de benim hani biliyorsunuz şu malum rahatsızlığım. Benim değil. Ben kabul etmiyorum. Benim rahatsızlığım falan değil. Bir doktora gittik bu sefer beraber ama doktor yerinde bulamadık. İş müsaade edemedik. Biz de kendimize alışverişe verdik. Yemek arkadaşlar. Kendimizi en mutlu hissettiğimiz an yemek değil mi? Ay, hiç markalı arkadaşlarımız var. Bunlar tavayı indir kafandan. Tesadüfen biz markette karşılaştık arkadaşlarımızla. İsimleriniz nedir? Mikrofonu uzatın size. Melis. İkiniz kardeş misiniz yoksa? Evet. Tişörtlerinizden anlaşılıyor. Çok da tatlısınız. Bir şey söyleyeyim mi? Saçlarınıza bayıldım. Ben de sizin gibi saçım olsun çok isterdim. Benim saçlarım normalde bu kadar çok kısa ama ben gittim geçen gün böyle kendime tatma saç taktım. Beğendiniz mi? Evet. Bana arkadaşlarım diyorlar ki 10 yaş gençleştin Gül abla. Doğru mu? Evet. Buse benim annem gibi durmuyor mu? Teşekkür ederim. Bugünkü de merhaba. Başka bir arkadaşımızla daha karşılaştık. İpek. Çok memnun oldum. Anne tavalarla karşılıyorsun arkadaşlarımızı. İzmit'te buluşma yapsak bu kadar olurdu. İzmit'te buluşma yaptık deseydim ancak bu kadar tatlı arkadaşlarım geldi. İpek ve benim tatlı arkadaşlarım hep birlikte. Bugün videoda yayınlanacaksınız. Belki bir gün sizlerle de bir yerde karşılaşırız. Şimdilik oyun oynayın, çocuk kalın deyip videoya devam ediyoruz. Çocuk kalın, abone olun. Teşekkür ederim. Bana da abone olun, videoyu beğenin. Yapmıyorum beğenin. Hepinizi o kadar çok seviyorum. Sizin adınıza onları bir sarılmak istiyorum. Gelin bakalım. Tavalar elinde kaldı ya. Tavalar elinde kaldı. Bu tavalarla sizlere mamalar yapacağım. 2 hours later. Poyraz geldi arkadaşlar. Peki Poyraz'ın bu eldivenleri ne? Hadi anne scooter bekliyor. Scooter eldiveni bu ya. Scooter eldiveni peki neden takıyorsun Poyraz? Çünkü scooter eldiveni. Poyraz da bahçeye doğru gidiyor. Kar mı yağıyor çocuğum? Elinde eldiven. Anne scooter eldiveniymiş o. Hiç öyle bir şey yok. Bildiğimiz küçük önerim. Evet. Tepesinde de külah vardı dur. Peki bu atletlerle ne diyeceksiniz? Ben söyleyeyim. Evet, çok kral. Evet, Poyraz molasından sonra devam edebiliriz. Tabii en son bir şey anlatıyordun. Apartmanda büyümüştüm ve saksında maydanoz olurdu. Ha evet, şundan bahsediyordum Bosacığım ya. Hadi gelin biraz dertleşelim. Ben de birçoğunuz gibi apartmanda büyüdüm arkadaşlar. O yüzden apartmanda mutlaka benim bir saksım olurdu, minnacık bir saksım. Hemen onu da göstereyim. İşte şöyle. Tabii bu pepeli olmazdı ama böyle bir saksım olurdu. Şilalım olurdu. Hayır, öyle keloğlan falan olurdu işte bizim zamanımızda. Tamam. Sindirelli falan olurdu. Tamam. Hiçbir şey olmaz Bosacığım. Bildiğin yoğurt kabı olurdu yani. Tamam. Yoğurt kabını sokaktan buldum, topraktan böyle birazcık koyardım ve üzerine işte maydanoz. Maydanozun tohumunu bulamazdım. Annemin almış olduğu pazardan maydanoz saplardım. Tabii o bilmiyordum. Çünkü çıkar mıydı? Çıkmazdı. Aa. Birkaç gün yeşil kalırdı o kadar. Çünkü bitkinin suyuyla beraber yeşili tutardım onu. Arkadaşlar sonra ne yapardım? Pamuk içinde, ki bunu hepiniz bilirsiniz. Evet zaten. Pamuk içinde fasulye. Evet, yetiştirelim. Mercimek. Bütün bakliyatları pamuk içinde yetiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi o günler çok geride kaldı. Evet, bu şekilde bitki yetiştirme yöntemi sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum, öneriyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaparsanız hani pamuk yöntemi çok önermiyorum. Çünkü çok da pamuktan mineraller alamıyor bitki ve büyüyemiyor. Büyüse bile meyve veremiyor. Pamuğu sadece filizlendirmek için kullanıyoruz, evet, anneciğim. Filizlendirip böyle toprağa atın arkadaşlar siz de. Tamam. Mutlaka bulursunuz. Yanına mısır da atın arkadaşlar. Evet, yoğurt kabı, peynir kabı, her şey olabilir. Lütfen yapın ve benimle paylaşın arkadaşlar. Ben fasulyemi böyle ikiye falan çıkardım. Tamam. Şu çok ASMR bak. İtirsene şu toprağı. O kadar ASMR ki. Bu kadar. Evet, bu kadar. Şimdi oturacağım. Her gün onların büyümesini bekleyeceğim. Tamam, otur. Tabii, sadece oturmayacağım. Otur. Biz üzerine su ekleyeceğim. Ama oturacağım dedin. Üzerine su ekleyeceğim ve bitkilerimin büyümesini arkadaşlar hazır yemek, karnımızın aç kalması mümkün değil. Değil. Yeter ki böyle şeyler yapmayı öğrenelim. Böyle şeylerden kastım doğal yaşam. Peki. Hani paramız yok. Tamam, sakinleş. Evet, bu da bir çalışma. Beni Instagram'da takip eden arkadaşlarım bilir. Geçen gün biz Poyraz'la sarma yaptık. Evet. Sarmayı da bunlardan sardık. Evet, şu kadarcık bir şeydi ve onu evet, para bile vermedik arkadaşlar. Bir arkadaşımızın bahçesinden rica ettik. Kırdık sapını, toprağa filizledik ve böyle oldu. Hatta bu yıl biz ondan yetmez bile yapıyoruz. Çünkü üzüm vermeye başladı. Evet. Yaprağını sarıyoruz, sarma yapıyoruz. Üzümlerini yiyoruz meyve olarak ya da pekmez yaparak. Şimdi bir misafirimiz var. Poyraz değil. Büyük babamdan yerim geldi. Geldi. Evet. Hoş geldiniz. Şey mi? Hoş bulduk. Ne yaptın? Toprakları boşalttık önünde. Mısır ve fasulye ektik daha. Mısır mı? Ha. 346 minutes later. O daldan bu dala arkadaşlar. Metroda tavayla başlayan maceramız daha sonra annemlerin gelişine kadar bahçede sürdü. Ektik, biçtik, diktik, annemi de gönderdik. Ve şimdi çocuk prezi özen gelen yeni hediye açacağız arkadaşlar. Bu oyuncağı ben normalde çok seviyorum. Yani içinden eğer Gojitsu çıkacaksa gerçekten bu Gojitsu'lara bayılıyorum. Daha önce yine çocuk prezi özen bize Gojitsu'nun muhteşem bir oyuncağını göndermişti. Turuncuydu, şeffaftı, içinde de böyle kum vardı.
Stretch Armstrong'a benziyordu. Bakalım yeni serisi mi bu? Başka bir oyuncak mı? İçinden ne çıkacak? Ooo! Çocuk Playgirls bir kısa. Ooo! Yani ben bakacağım. Ne o? Ne? Çimen falan gördüm ya. Çimen vardı. Çimenle başlayalım. Çimen? Bir tane böyle bir çimenimiz var arkadaşlar. Bakın böyle bir tepemiz var. Gerçek gibi arkadaşlar, çimen var. Şöyle bir şey var. Aa, yoksa aa. Kenarı da kenara kır. Heh, döndür bize. Nasıl? Vay canına. Mükemmel. Şimdi bir sürü. Önce şu kartımızı okuyalım, ne dersiniz? Hayvanat bahçesindeki hayvanlar tuhaf bir olay sonucu mutasyona uğradı. Ne? Ve Gojitsu macerası işte böyle başladı. Onlar artık süper go güçleri olan olağan dışı hayvanlar. Hediye Gojitsu karakterin kendi boyunun 3 katına kadar esneyebilir. Ne? Ve kendine özel süper kumlu, süper esnek, süper yumuşak dolgulara sahip. İkinci sezonda Kaya Çene'nin planlarını suya düşürmeyi başaran go gücünün ustaları 3. ve en yeni seride dinozor gücüyle güçlerine güç katıyor. Her biri birbirinden farklı iç dolgularına sahip go karakterlerini İstediğin kadar sıkıştırıp diğer karakterlerle kapıştırabilirsin. Üstelik bu seride dinozorlara özel çene gücü de var. Ne? Bakalım boynu uzayan go gücü ustası Nadir Brachiaurus'u bulabilecek misin? İyi eğlenceler. Cici Preziosi. Gojitsu'nun dinozor güçleriyle bakalım Brachiaurus'u bulabilecek miyiz? İki tane hediyem var. Birincisi Shreds geliyor arkadaşlar. Siyah. Çok güzel. Bakın kapak. Kızı demek isterdim Rölen'de. Hayır, kapak Gojitsu'su. Bakın çenesi oynayabiliyor ya, buradan göstermişler. Kapak Gojitsu'su geldi. Ve bir de Tyro! Yine Tyro geldi arkadaşlar. Vay canına. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Boyun uzayan bize gelmemiş maalesef. Ama siz boyun uzayanı bakalım bulabilecek misiniz, alabilecek misiniz? Hadi bakalım, başlıyorum Cengim. Ve ilk Gojitsu'm. Vay canına. Süper esnek, süper dolgulu ve bu sefer içinde gerçekten özel bir kum var arkadaşlar, belli oluyor. Peki çene gücüne ne diyorsunuz? Hemen diğer Gojitsu'yu da çıkartıyorum. Ve onları öncelikle bir doğal yaşam alanlarına yerleştiriyorum. İşte benim Gojitsu'larım. Ama kendi doğal yaşam alanlarında ayakta duramıyor ama bakın burada duruyorlar. Vay canına. Arkadaşlar ne güzel duruyor ya. Arkadaşlar bakın çene desteklerine. Çene gücü var hem de bayağı bir. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ne kadar uzayabildiklerini test etmek için Poyraz'ı çağırıyorum. Poyraz'cığım ayaklarından tut. Ve çekelim hadi. Ooo. Kendi boylarının 3 katına kadar esneyebiliyorlarmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten bayağı esnediler. Şimdi alayım bunu yavaşça. Bakın. Ooo. İçlerindeki özel kum. Yiyecekler. Gerçekten çok özel. Arkadaşlar Shreds'in içindeki kum taneleri kafatası şeklinde. Bakar mısınız? Şimdi size bunu göstermeye çalışacağım. Gördünüz mü? Kafatası şeklinde. Peki diğerini anlamaya çalışalım. Hadi bakalım diğerine. Ben baktım. Havuç. Yani havuç tanesi. Doğranmış havuç gibi. Diş şey ya. Yok. Diş. Diş de olabilir. Diş gibi. Evet. Bakın. Ay kafatası ya. Kafatası. Bu çok iyi arkadaşlar. Shreds'e bakın. Evet. Kapatın gözlerinizi. Açın. Hemen kaçmamız lazım. Kral çıplak. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ben Gojitsu Dinozor Güçleri serisine bayıldım. Mutlaka bir tane edinmelisiniz. Eğer birinci ve ikinci seriden de Gojitsu'nuz varsa çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü en güçlü bunlar olacağı için kapıştırmanız bayağı zevkli olacak. O zaman ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ya resmen kıyafeti var ya, çok mutluyum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. La 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 la